sabah giriyordun Atari salonuna. 3-5 oyun hakkın var. Ondan sonra izliyordun. Şu anın Twitch'i izlemesiydi yani şu anın Twitch'i. O dönemki yayıncılıklar. Bunlar sigaralıklar tabii o zaman için düşünülmüş. Çünkü o zaman bu zamana kadar bu makine kaç defa jeton almış onu gösteriyor. Hadi gerçek oynadın. Abi gerçek nasıl? Tam buradaki zevk normal LCD'lerde olmuyor. Toplam 1300 adet oyun var konsolda. Abi çok çekişmeli oluyor ya bu. Oyun çok zevklidir abi. Uf be. Bu gördüğünüz retro konsol tam olarak 30 yaşında. Merhaba ben Enes. Neredeyse tüm videolarımda bu arka planda duran retro arcade oyun makinesini bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şu an itibariyle tüm fonksiyonları çalışıyor bu retro konsolun. Tabii ki bu aşamaya gelebilmesi için epey bir restorasyon aşamasından geçti. Benim yaşıma yakın herkesin bir hayali vardır bu şekilde bir retro konsolu evine alıp sabahtan akşama kadar oynamak gibi. Tabii ki o dönemlerde bu şekilde bir imkan yoktu. Şu an itibariyle ben de geç de olsa hayalime kavuşabildim. Yine kanalımda bu tarz büyük değil ancak el konsolu olarak oldukça fazla sayıda retro oyun konsolunu inceledim. Onların incelemelerini izlemek için de yukarıdakiye basabilir veya açıklamalar kısmındaki oynatma listesine bakabilirsiniz. Son olarak video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İlk olarak incelemeye geçmeden önce bu konsolun bir hikayesini anlatmak istiyorum. Konsolu bu hale getirmemde yardımcı olanlara da bir teşekkür etmek istiyorum. Bu konsolu biz ikinci el olarak Çanakkale'nin Biga ilçesinden aldık. Murat Bey bu konsolun restorasyonunun büyük bir kısmını gerçekleştirdi. Konsolun yan bölümlerindeki stickerları tasarlayan ve uygulamasını da bizzat kendi yapan Selman Bey'e donanımsal olarak da hem tuşlarının değiştirilmesi hem de ufak tefek sorunlarının halledilmesinde yardımlarını esirgemeyen Mehmet'e de buradan çok teşekkürlerimi sunarım. Ben tek başıma olsaydım bu konsolu bu şekilde ayağa kaldıramazdım. İlk olarak bu konsolu almaya niyetlenmeden önce bu tarz eski konsolların çok fazla satılıp alındığını haberim yoktu açıkçası. Sahibinden.com'da biraz araştırma yaptım ancak çok fazla içime sinen bir model denk gelmemişti. Ve ben de çizimini kendim yaparak barangoza dış çerçevesini yaparak içini de kendim alarak bir konsol yapmayı düşünüyordum. Bu şekilde bir niyetim bulunurken konsolun ilanına denk geldim ve Murat Bey ile iletişime geçtim. Murat Bey de bana konsolun ilk olarak fotoğraflarını attı. Konsol burada gördüğünüz durumdaydı. Murat Bey oldukça titiz ve dikkatli bir şekilde orijinaline sadık kalarak konsolun restorasyon işlemlerini gerçekleştirdi. Ben de açıkçası normal kendim çizip de yapma işinden vazgeçtim. O biraz daha hem zahmetliydi hem de maddi olarak da daha pahalıya denk gelecekti. Murat Bey ile anlaştıktan sonra buradan Çanakkale'nin Biga ilçesine gittik ve minibüse bu retro oyun konsolunu yerleştirerek bu Balıkesir'e getirdik. Bu arada bu çekimi yaptığım yer 5. katta. Benim de kolumda bir rahatsızlık olduğu için bu 5. kata bu ağır retro konsolu taşımamda yardım eden Uğur'a ve Enes'e de buradan teşekkürlerimi sunarım. Retro konsol buraya geldikten sonra içerisinde sadece bir adet oyun yüklüydü. Yani bu retro konsolların içerisinde Jama Board denen bir board bulunuyor. Sadece bir tane oyun yüklü oluyor bu konsollarda. Eğer ekstra fazla oyun yüklemek istiyorsanız Pandora Box denen kutulardan almanız gerekiyor. Ben de konsolun restorasyon işlemleri tamamlanırken AliExpress üzerinden hem konsolun tuşlarının yenilerini sipariş ettim hem de o Pandora Box'ı sipariş etmiştim. O restorasyon işlemleri yapılırken benim siparişlerim de geldi. Yine konsolun yan bölümlerini sprey boyayla boyamak istedik ancak çok fazla orijinalliği bozulsun istemiyordum ben de. Çünkü konsol da kondisyon olarak genel olarak sağlamdı. Biz de ne yaparız ne ederiz diye düşünürken Selman abi sağ olsun yan bölümlerinde benim istediğim tarzda stickerlar tasarladı ve kendisi bu stickerları gayet özenli bir şekilde saç kurutma makinesiyle yavaş yavaş kusursuz bir şekilde uyguladı ve oldukça ince bir işçilikle çalıştı Selman abi sağ olsun ve bu yandaki stickerlar da konsola ayrı bir hava kattı. Tasarım işleriyle ilgili Selman Bey'e ulaşabileceğiniz mail adresinizi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu arada bu konsol Murat Bey'den aldığım bilgiye göre de 1990 üretimi İtalya'dan gemiyle gelmiş. Yani 30 yılın üzerinde 31 yıllık bir konsol bu. Şimdi isterseniz Mehmet'in tanıttığı konsolun daha detaylı bir şekilde tanıtım kısmına geçelim. Bu arada Mehmet'in de bir Retro Server isminde bir YouTube kanalı bulunuyor. Onu da YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Kendisi de yine retro cihazları normal günümüz oyun konsollarının da tamiratlarını da gerçekleştiriyor. Böyle bir ihtiyacınız varsa kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz. Benim çocuklarım da buraya geldikleri zaman Atari'nin başından ayrılmıyorlar. Onlar orijinal halini görmediler ancak yine de onlara göre de bir albenisi bulunuyor cihazın. Hem görsel olarak hem de estetik olarak. Yani joystickler de olduğu için gel beni oyna gibi bir havası bulunuyor konsolun ister istemez.
Hazır mısın? Hazırım. Ne anlatacağım ama abi? Sen bana bir söyle, neden bahsediyorsun? Şimdi... Genel tasarımdan başlayalım arkadaşlar önce. Arkadaşlar yok değil mi? Var mı? Olur. Olur mu? Nasıl tamam, istiyorsan. Okay. Genel tasarımdan başlayalım önce. MDF'den yapılmış bir cihaz. Jeton atarak oynanıyor. Yani jetonu attığınız zaman hak elde etmiş oluyorsunuz. O sayede istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi tuşlarımız var. Bunlar çeşit çeşit olabiliyor. Bu switchler çeşit çeşit olabiliyor. Marka marka olabiliyor hepsi. Bunların hepsinin tuşlarını yeniledik. Eski tuşlar istediğimiz gibi performans vermediği için. Hatta şunlar bile yenilendi yani. Evet. Bunlar da dahil olmak üzere yeniledik. Buradaki kısımlar pek dokunulmadı. Burada da bir sıkıntı vardı ama orijinali. Muhtemelen bunların oluşmasının sebebi burada daha önceden sigara içilmiş. Sigara içilmiş ya da koyulduğu için bu şekilde evet. Bunlar da kabarmış. Evet, sigaralıklar. Bunlar sigaralıklar tabii o zaman için düşünülmüş. Çünkü o zaman tabii mekan içerisinde sigara içmek vesaire pek sıkıntı olmadığı için bu tür şeyler düşürülmüş. Adam oynuyor burada sigarasını koyuyor. Aynen sigara içme gibi bir durum söz konusu. Sonra tekrar oyuna devam ediyor. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu. Burada görmüş olduğunuz kısımda da işte kontrol board'umuz bu kısımda var. Şurada da eskiden dükkan sahibinin jetonlar atıldığı zaman parayla çalışıyor. Bunlar birazcık daha yeni cihazlar. Aslında eskiden bunlar para yerine jetondu. Fakat şu anda bu tür yenilenmiş cihazlarda genellikle para kullanılıyor. Şu bölgede de kontrol kartımız var. Para atarak, jeton atarak hak elde ediyorsunuz. Onların mekanizması var. Şu hatta tabii şurada da bir sayacımız var. Bu zamana kadar bu makine kaç defa jeton almış onu gösteriyor. Şöyle gösterelim kaç oluyor. 109.482 defa jeton atılmış. Bir kere oynanmış bu cihazda ki şuradan da görebildiğiniz gibi evet, ayaklar. Buraları yıpranmış. Buraları Enes abiye bir söz verdik yapacağız diye ama hala bekliyor. Bakalım yapacağız. Selman abi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkürlerimizi iletelim. Tasarımları kendisi yaptı. Bizim sürekli çalıştığımız bir reklam firması tarafından da bu tasarım basıldı. Yani bunların dünyada başka bir işi yok yani. Evet. Bunlar tek bu tarafta Street Fighter Akuma var. Diğer tarafta da Metal Slug var. Onu da gösterelim. Burası aslında karışık. Hem Metal Slug hem de Mustafa diye bir oyun. Mustafa. Cadillac and Dinosaurs. Bu da çok efsane bir oyun. Bu taraf birazcık daha spontane oldu tabii. Ama bu tarafta gayet güzel yani gözüküyor. Bunların bir de alfaları var. Alfa serisi Türkiye'de en çok tutulan modellerden ve onlar birazcık daha tutulan bir model. Ama Magnum da çok kibar olduğu için bu tarz ofis veya ev içerisinde sergilenebilir olarak daha makbul bu cihazlar. Burada açma kapama düğmesi var bu cihazlarda. Orijinal değil mi bu kendisi? Bu muhtemelen orijinal olmayabilir. Yani burada bir işlem yapılmış olabilir ama bu tabii daha kaliteli bir on-off sistemi. Bu bölgede havalandırma için monitörün sıcaklığını buradan atması için yapılmış. Onun dışında burada iki tane tutma yerimiz var. Yani bu cihazı böyle yatırarak taşıyabiliyorsunuz. Aynen bunun bir anahtarı var. Şöyle. Tamam. Şimdi şu kısmı da anlatalım. Monitör kısmımız var. Monitörün olduğu bölgelere kesinlikle olur da bir gün bir yerde böyle bir makine görürseniz, böyle bir duruma girerseniz kesinlikle elinizle temas etmeyin bu bölgeye. Bu bölgede çünkü yüklü miktarda elektrik oluyor. Monitörün renk ayarları var. Ekstra bir tane daha kontrol cihazımız var burada. Hemen monitörün altında. O da monitöre bağlı. Onda da renk ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine bu da monitörle alakalı bir aygıt. Buradaki şu kısımda bir sorun vardı herhalde değil mi? Evet evet. Bunu Murat Bey birkaç defa değiştirdi. Aynen. O sağ olsun bayağı ilgilendi. 2-3 kere bu gördüğünüz gibi devrelerde 100 yıllık makine yaklaşık. Kesinlikle. Murat Bey iki defa bunu değiştirdi. Daha sonrasında problem çözüldü. Monitör kısmından aşağı doğru gelirsek şu bölgede bizim orijinal bir kartuşumuz vardı. Bunlara Jama board diyorlar arkadaşlar. Eskiden oyunlar gerçekten bu kadar büyüktü. Street Fighter X Plus oyunu. Nadir, zor bulunan bir Jama board ve orijinal. O yüzden değerli bu boardlar. Bu sadece bir oyun. Bunu alıyorsunuz, evet. Başka bir oyun taktığınızdan başka bu bir oyun. Bu tek bir oyun. Yani çıkartabilir miyiz onu? Hatta bağlantısı yok galiba. Bu o zaman bu bir bilgisayar yani. Kesinlikle evet, bir bilgisayar. Aslında bilgisayarı okuyor bu monitör. Monitöre bilgisayar bağlıyorsunuz. Yani oyunlu bilgisayar. Evet, bir tek bir oyun bilgisayar var içerisinde. Bu cihazlarda ekstra şöyle bir durumlar da var. Bunların bazıları modlanıp oyunlarda ekstra hak veya zorluk ayarlama gibi bir durum da söz konusu olabiliyor. Yani bunlar çok değerli gerçekten. Şu evet. An ben bunu yaklaşık 750 mi 1 milyara yakın bir para vermiştim sadece bu oyun için. Evet, tek bir oyun. Zaten bu da aldığımız kişi de vardı ondan dolayı aldık. Ekstra evet. Tabii... Bunun yerine bu Pandora Box'ta çok daha fazla ya. Oyun var. Bunlar orijinal boardlar olduğu için ekranda gerçekten profesyonel oyuncular bunları hissedebiliyor. O yüzden orijinal board tercih edilebilir. Mesela bu Enes abinin dediği gibi 1000 liralık bir board. Bunun metal slug'ını alsanız mesela 2000 liralık, 3000 liralık fiyatlara çıkabiliyor. Mustafa'lar falan. Tabii tabii. Yani mesela 20 sene sonra bunlar hiç bulunmayacak. Kesinlikle. O zaman bunlar belki de daha artacaktır fiyatları. Aslında dışarıdan bakan birisi de böyle baktığı zaman mesela koca bir makine ama makinenin içi boş.
Evet, aslında hiçbir şey yok. Amaç aslında burada insanları ayakta bu cihazı kesinlikle ayakta oynatabilmek. Yoksa aslında bu kadar bir şeyi küçücük bir kutunun içine de yerleştirebilirdiniz. Tabii şimdi artık zaten yeni nesil arket makinelerinde tüplü televizyon yerine LCD kullanılıyor. Evet, hatta... Fakat bunun zevkini alamaz. Pandora Box'ımız var bir tane burada. Power'ımız var. Yine güç sağlayan cihazımız. Şurada bir tane daha ekstra kontrol panelimiz var. Bundan da yine monitörün sağa sola çekme ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Çok, ortalama ayarlarını. Çok sıkıntılı bir türü. Bununla Enes abiyle çok uğraştık biz. Bu bayağı bize dert oldu. İstediğimiz kaliteye az çok ulaştık. Pandora Box'ımız var. En son bu vardı bizim aldığımız dönemde. Bunu almıştık. Fakat bu Pandora Box 6 zaten en kalitelilerinden bir tanesi bu serideki. Bunda ne yapabiliyorsunuz? USB ile içerisine oynatabiliyorsunuz istediğiniz oyunları. Aynı zamanda emülasyon da yapabiliyor. Ekstra olarak direkt bunu bilgisayardan kullanabiliyorsunuz. Burada bir HDMI çıkışımız var. Yani herhangi bir monitöre bağlanabiliyor. Kesinlikle herhangi bir monitöre bağlayıp bunu aynı zamanda eğer joystick takarsanız şu JAMA standardı olmadan da kullanabiliyorsunuz. Yani bu Pandora Box aslında kendi başına bu da bir bilgisayar. Bu arada bu Atari'de 2 adet düğme bulunuyordu sadece. Aldığımız kişi sağ olsun buraya 2 düğme daha ekledi. Yani çoğu oyun 6 düğmeli desteklediği için biz de bu şekilde buraya bir modifiye yapmış olduk. Yani bu konsolun orijinalinde sadece 2 olmak üzere 4 adet tuş bulunuyordu. Bu tuşları ekstra biz kendimiz ekledik. Özellikle dövüş oyunlarında 6 tuş kullanıldığı için. Yine bu kontrol tuşlarını da seçerken özellikle ben bu şekilde Türkiye'deki bulunan en çok yaygın olan bu tip kontrol tuşlarını seçtim AliExpress üzerinden sipariş verirken. Bu kısımları top şeklinde olanlar da vardı. Bunlar bizim eski Atari salonlarında olan kontrolcülerin birebir aynısı. Bu alt kısımdaki tuşların altındaki switchlerin kalitesi değişiyor. Ben yüksek kalite aldım ancak 2 adet de farklı kalitede switch göndermiş sağ olsun satıcı. Araya onları da katmış. Biz de mecburen taktık. Tabii çok fazla eskisi kadar yoğun oynanmadığı için çok daha uzun yıllar boyunca bu switchler sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Ön taraf açılıyor. Buradaki tuşları değiştirirken mandalları kaldırıp direkt önden müdahale etmiştik. O şekilde müdahale edilebiliyor tuşlara da. Az önce gösterdiğimiz on-off kısmından cihazı açıyoruz. Evet, Pandora açıldı. Şimdi para atalım. Şuradan para atıyorsunuz. Ardından burada zaten kredi 1 olarak gözüküyor. Ekstra bu şekilde atarak da para biriktirebiliyorsunuz. Kabul etmediği paraları buraya geri atıyor. 100 saniye seçme süresi veriyor. Buradan istediğiniz herhangi bir oyunu seçebiliyorsunuz. Ekstra şöyle bir durum söz konusu. Burada kategoriler var. Aksiyon, spor, shooting, fighting diye. Şurada da hangi kategori içerisindeyseniz o kategoride istediğiniz oyunun baş harfinden seçim yapabiliyorsunuz. Sen havadan da atabiliyorsun abi değil mi? Ondan diyemiyorum. Oho, bu sefer geldi. Enes abi sen bu işlerde profesyonelsin. Oynamıyorsun maşallah. Adil bir maç. O kadar oynamıyorum. Sen de gerçek oyna hadi. Abi gerçek nasıl? Adam sarı çıkardı ya. Enes abi. Bu işe olsa. olacak. Bir de Metal Slug atalım. Bu asıl espri herhalde yani bu ekran gerçekten çok fark ettiriyor. Tabii kesinlikle. CRT olduğu için CRT diye geçiyor bu ekranlar. O yüzden buradaki zevk normal LCD'lerde olmuyor. Bir de yani mesela LCD'lerde de öyle bir mod var herhalde. Öyle bir ayar yeri var. O ekstra olarak modlanabiliyor. Yani bu hava katılıyor. Evet evet bu hava katılıyor ama tabii o efekt olduğu için orijinal olmuyor tabii hiçbir zaman. Orijinal gibi olmuyor. O yüzden aslında en makbulü bu şekilde tüplü bir televizyon kullanmak. Evet. Ya bu tüplü televizyonların da belli bir ömrü varmış ama aldığımız arkadaş bu daha ömrünü doldurmadı yani miadını doldurmadı diye söylemişti. Bayağı bir oynayabilirsin diye söylemişti. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle bir durum da söz konusu abi. Yani bugüne kadar çalışan ve zamanında 60'larda 70'lerde alınan monitörler bile hala çalışıyor. O yüzden bunlar da gayet uzun ömürlü oluyor yani. Ki bu bir 30 yılı devirdi. Bir 30 yıl daha gider yani. Ya tabii kesinlikle. Ki zaten her gün açılıp oynanmadığı için. Tabii aynen doğru doğru. Eskiden çok hor kullanılmış. 10 bin küsür bir oynanma sayısı var ama şu an yani tabii arada şu açıp anda... bir arkadaşın eşin dostun geldiğinde oynuyorsun veya evet. Çok canı çektiğinde oynuyorsun. Kesinlikle. Sürekli güncel konsollar kadar oynanmıyor. Şimdi abi eskiden bir de şöyle düşünmek lazım. Bunlar her gün kullanıldığı halde uzun gidiyordu.
Değil mi? Kesinlikle. Şu anda yani dediğin gibi eşinde hoşnutluğun geldiğinde oynuyorsun sadece bu oyunları. O yüzden çok daha uzun gidecektir yani ömrü. O yüzden ömrü düşük diye bakmamak lazım. Tercih edilebiliyorsa tüplü televizyon tercih etmek her zaman için daha iyi. Orijinal çünkü. Ama işte onu bulmak biraz zor. Tabii. Bu işi birazcık kovalamak lazım. Yani sahibinden veya Letgo'da veya farklı yerlerde bu tarz cihazlar bulabilirsiniz. Aslında bizim niyetimiz sıfırdan yeni bir cihaz yapmakta ama. Tabii o çok daha maliyetli olacaktı. Ve bir de bu kadar estetik olmayacaktı. Tabii bu tam orijinal oldu yani. Tam kesinlikle. Bir ne kadar bir restorasyon yapmasak da. Gerçi tuşları değiştirdik içine. Yazılımını değiştirdik. Evet. O açıdan bayağı bir restorasyon yaptık. Bir de sticker eklememiz oldu ama evet. O sticker eklememiz çok güzel bir dokunuş oldu yani. Tabii. Kendisinde sadece mavi çizgiler vardı. Ben onu sanırım çekmedim şeyi. Mavi mavi düz çizgiler vardı kendisinde. Jeton atman lazım. Jeton bitti. Yani bu makineyi alıp bir yere kurup oradan para bile kazanabilirsiniz yani. Kesinlikle. Bir oyunda Mustafa oynuyordu. Kadilla Kendinazayır'dır o ya. C'dedir o. Aynen doğru. İşte bu Pandora'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Ya bir de favori olayı vardı mesela. Sen onu göstermiştin bana ama. Favori evet abi. Onu oturup çözmek lazım. İşte evet ben de çok şey yapamadım. Pandora'nın çok detaylı özellikleri var aslında. Evet evet evet. Hatta evet. Oyun kaydetme bile vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani adamlar bu retro oyun camiasındaki en profesyonel üretilmiş cihaz bu. Evet bunlar. Hani takılma yok, donma yok, kasma yok. Çok stabil bir şekilde bu kadar oyunu bünyesinde barındırıyor. Barındırıyor ve sorunsuz bir şekilde de oynatıyor. Çünkü çoğu emülatörde bir burada sorun vardır. Burada bak birkaç tane farklı mod koymuşlar. Biz düzünü seçelim. Aynen. Oynayalım. Krizimiz bir mi? Evet. Bu oyunda zamanında çok oynadık ya. Bunlar hep işte efsaneler. Arket salonunda jeton yiyen efsane oyunlardan. Bu oyunu da bir jetonla bitiren arkadaşlarımız vardı. Biz de onları oturur izlerdik. Tabi onlar psikopatlık derecesinde ama dediğin gibi abi doğru söylüyorsun. Çünkü yani bir Atari salonuna gittiğin zaman sabah giriyordun Atari salonuna. 3-5 oyun hakkın var ondan sonra izliyordun. Şu anın Twitch'i o zaman evet, evet. İzlemesiydi yani şu anın Twitch'i. O dönemki yayıncılıklar. Aynen. Ayrı bir yetenek yani şu an gerçekten hiçbir tek jetonu oyunu bitirmek öyle kolay iş değil yani. Kesinlikle. Çok çok zor. Şu anda abi save aldığımız oyunları bile hani bitirirken zorlanıyoruz. Ama iki kişi oynayınca bayağı fark etti ha. Çok daha rahat ben geldik buraya kadar. Evet. Başka bir şey oynayabilir miyiz abi? Şey oynayalım mı? Basketbol. Situp. Hangini alıyorsun? Aa bak Tayvan aldı. Onun bir tane şey veriyor. Bu mu? Bu şu Tayvan. Çok. Ya onu al. Ne en veriyor abi? En iyisi o. Üçlük atıyor. Üçlük atıyor. En iyi. Bu oyunda zaten üçlük mantığı. Bir şut var, bir pas var. Başka bir... Bu şut galiba. Aynen. Oo. Güzel maçtır. Abi sen sürekli hile yapıyorsun ya. Yok o hile ha? Yok ya. Çok... Aa böyle de olmaz ama yani. Şimdi. Bak bak. Olay bu. Ne dedi adam duydun mu? Ne dedi duymadım. Aliyup dedi. Aliyup yapıyor yani. İki tuş aynı anda basınca oluyor. Özel şey? Özel şey dolduktan sonra şu altta bar var ya. Okay. Bak şu an o full dolunca o zaman üçlük kullanıyorsun. Bence üçlük de kullan yani. Attığın garanti giriyor. Şu an uzaktan buradan attığım zaman. Wow. Draker'da. İkisini aynı anda basacağım. Olacak. Yok normal at. Normal. Tamam. Normal atıyorsun direkt giriyor. Oradan değil lan. Şey oha. Bu da oldu. Şey geçmen lazım yani. Orta sahaya geçmen lazım. İçeriden attın. Tüh. İkilik oldu. Birazcık daha dışarıdan atsaydım üçlük olacaktı. Aynen. Aynen. Okey. Ama bence iyi gidiyor yani. Ya şimdi abi biz de hani bilmiyoruz demeyelim ya. Oğlum iki kere blok koydun ya. Oha diyeceğim. Ya oyun da oynamıyoruz demeyelim şimdi yani sağ ol. Elimde kaldı. Neyse ikinci yarı var. Evet. Var mı? Yok ikinci yarı bile yok. Adam jeton istiyor ya. Yani berabere kaldınız. Siz oyunu uzatmaya mı çalışıyorsunuz? Mantığı mı vardı şimdi? Ah ikilik olmuş ya. Tam çizgiden atmıştım ama. Hop. Abi çok çekişmeli oluyor ya bu. Bu oyun çok zevklidir abi. Uf be bu çok iyiydi. Hadi. Oldu mu? Olmadı.
Sen iyi öğrendin ha bu şey işini, blok işini. Oho! Vallahi bunu da atarsam, ah be! Çok iyi. Garantici gidiyorum. Olmadı abi bu ya. Oo. Bayağı moraller bozuldu. Şu anda morallerim çok bozuldu. Benim süper şutumun da olmasına da daha var. Üçlük çalışacağım. Girerse girer, artık girmese. Enes abi sen bana biraz kayak mı yapıyorsun? Yok yani şu anlık işte biraz üçlük çalışayım dedim yani. Okey. Yaklaşalım en azından. 35 saniye. Oo bak çok güzel. Oğlum üçlük lan üçlük üçlük. Yine ikilik attın ha. Tüh ya görmedim süper şutumun da olduğunu. 24'sün. 28'im. 4 sayı fark var. Benim kaçırıp senin üçlük atıp bir daha ikilik atman lazım. Zor işler yani. Ulan bir üçlük atayım girdi girdi. Girmedi bak yine senin şansına. 30'da bitiyor mu? Bitmiyor saniye bitti. Tüh. 30'da bitmiyor saniyede bitiyor. Vallahi Enes abi. 3 maç yaptık 3'ünde de aldın. Biz çocukken 25 kuruşa 5 jeton veriyorlardı. O 5 jetonla günü tamamlıyorduk. Yani ölmemen gerekiyordu. Çok dikkatli oynaman gerekiyordu. Ben çoğunlukla 3 boyutlu Street Fighter'lar oynasam da bu standart Street Fighter'ın da yeri çoğu kişi için ayrıdır. Adam iyi oynuyor yani. Çok fazla çeşidi vardı. Bu Tayvan versiyonu sanırım. Her emülatörden tüm ülkelerin çıkan versiyonları konmuş. Şöyle bizim zamanımızın FIFA'sına da bakalım. Bizim zamanımızda FIFA buydu. Grafikler akıyor. Evet. Türkiye attı. Çok kişi beğenmese de benim en sevdiğim oyun buydu açıkçası hatırladı. Bir de yani iyi olduğunuz oyunu oynamanız gerekiyor. Yoksa kötü olduğunuz oyunda anında yanabilirsiniz. Yani oyun süresini ne kadar uzatırsanız o kadar fazla keyif alıyorsunuz haliyle. Çok fazla sigara içilmiyordu. Bu Atari'de şu kısımlarda sigaralıklar bulunuyor. Bizim Atari'de çok fazla ben sigara içildiğini hatırlamıyorum. Yani kışında sıcak bir şekilde vakit geçirebiliyordunuz. İnternet kafeler olmadığı için. İlk internet kafeler açılmaya başladığı zaman bizim Atari'ye iki tane bir bilgisayar da gelmişti. Sonra bilgisayarların sayısı biraz daha arttı. Ancak bu cihazlardan rahat bir 30-40 tane vardı yani çok rahat. Hepsinde ayrı ayrı bir tane oyun var tabii ki. Bu şekilde hepsinde çok oyun yok. Her konsolda sadece bir tane oyun var. O Jama Board var ya tanıtım kısmında gösterdiğimiz. O kartlardan birer tane var. O zamanki hayalimiz eve bir tane bundan alıp sabahtan akşama oynamaktı tabii. Geç de olsa hayalimizi gerçekleştirdik. Evet bu da bu şekilde bir oyundu. Bu oyun epey uzun sürüyordu yani. Güzel yanmazsanız eğer güzel bir oynama süresi vaat ediyordu. Böyle çok güzel atışlar yaptığınız zaman tek seferde de oyunu bitirebiliyordunuz. Tek hamlede. Toplam 1300 adet oyun var konsolda. Şöyle Tekken'de oynayalım. Tekken'de oldukça zevkli bir oyundu. Tekken 1, 2, 3, 3'ü de mevcut. Şöyle 3'ü oynayalım. Bu arada benim ufaklıklar da geldiği zaman en çok Tekken'i beğendiler. Ben Tekken'i çok fazla oynamamıştım. Daha çok Street Fighter oynuyorduk. Ama Tekken'in de yeri ayrıdır tabii ki. Yani Tekken'de çok iyi olduğum söylenemez. Adam bizi yedi bitirdi ya. Adam tek hamlede aldı bizi ya. Benim bu Atari'deki en çok severek oynadığım oyun Street Fighter X Plus. Bu Atari'nin kendi orijinal oyunu da yani Jama Board'u da buydu. Yani bunu ekstra satın aldım.
Yani bu Pandora Box'ı çıkardığım zaman da onunla oynayabilirim ancak o zaman sadece bir tane oyun olur. Gördüğünüz gibi çok fazla sayıda bütün çeşitli oyunlar mevcut. Gördüğünüz gibi Metal Slug serisinin hepsi var. Mortal Kombat'lar yine. Yani de Mortal Kombat açalım. Bu oyunda grafikler resimlerden çevrildiği için zamanında çok gerçekçi duruyordu. Yani birebir resimleri hareketlendirerek yapılmış. Bu kadın da bizi yedi ya. Bu konsolda yani bu Pandora Box'ın içerisinde hangi oyunlar var? Bunun listesi de vardı. Eğer bulabilirsem açıklamalar kısmına eklerim onu da. Monitörün görüntü kalitesi çok güzel ama gerçekten hiç aynı eski kondisyonunu sağlıyor. Renkleri gösterimi olsun, netliği olsun. Biraz zor uğraştırdı bizi ilk ayarlarken ama şu an gayet memnunuz. Birkaç kere de bir değişime gittik. Gel arkadaki kontrol bordunda sorun vardı. Ama şu an itibariyle sorunsuz bir şekilde görüntü veriyor. Yine tuşları da yenildiğimiz için sıfırıyla değiştirildi. Biz Atari'de oynarken çok fazla tuş bozuluyordu. Tabii çocuklar çok fazla sert oynadıkları için sürekli tuşlar bozuluyordu. Bunun şu tuşu bozuk, bu makinenin bu tuşu bozuk. Yani sağlam bir makine bulmak epey zor oluyordu açıkçası. Bu arada eski Atari oyunları da var. Yani Mario'lar da var. Mario'lara bakalım bulabilecek miyiz? Yani benim de bilmediğim çok fazla sayıda oyun var. Atari'lerdeki en çok oynanan oyunlardan birisi. Bu da uzun süre oynanış süreleri bulunuyor bu oyunda. Ancak bu oyunda çok zordur yani. Öyle kolay bir oyun değil. İleride çok fazla zorlaşan bir oyun. Yine ekstra kendinize oyun yükleyebiliyorsunuz. Yani buradaki oyunlara bağlı kalmıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi Mario'lar da var içerisinde. Yine Atari tank oyunu, Simpson, Snowboard. Snowboard bu arada Atari'nin en çok oynanan oyunlarından biriydi. Bu versiyonu hiç oynamadım ben. Bakalım bu versiyon nasılmış. Biraz daha değişikmiş. Özellikle bu tarz iki kişilik oyunlar daha uzun oynama süresi sunduğu için daha çok tercih ediliyordu. Çok fazla sayıda bu şekilde uçak oyunu da var. Tüm çeşitleri var mevcut. Puzzle oyunları Atari'nin en çok tercih edilen oyunlarıydı zaten. Bol miktarda da burada da mevcut. Tüm çeşitleriyle. Yalnız çekimi yaparken bayağıdır ayaktayım şu an. Ayaklarımın ağrıdığını hissettim ya. Bir yarım saattir Atari'nin başındayım. Biz iyi dayanıyormuşuz çocukken. Uzun saatler boyunca bu Atari'nin başında. Tabii oturmaktan daha iyidir. Yani oturarak oynamaktan çok daha iyidir ayakta oynamak. Ancak tabii bu da belli bir süre sonra bu da yoruyor. Bu da efsanelerin sirk oyunu. Bu şekilde oyunun direkt burada oynanış görüntüsünü görmek oldukça güzel düşünülmüş bir detay. Yani resimden ziyade direkt bu şekilde görmek çok daha iyi oluyor. Mario kardeşlerim Mario Bros oyununda. Poyan oyununu bile koymuşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir oyundu. Yandan vuruyorduk. Jackie Chan'ın bile oyunu varmış. Gördüğünüz gibi iki tane. Street Fighter'ın da bol miktarda bütün çeşitleri mevcut. Bu oyunları da ben çok oynamasam da bu dövüş oyunu da çok beğenilen bir oyundu. Yani en çok oynadığım Street Fighter'lardan birisi de buydu. Genel olarak retro konsol bu şekildeydi. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Daha önce kanalda incelediğim retro el oyun konsollarının incelemelerini izlemek için de açıklamalar kısmına oynatma linkini ekliyorum. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.